Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle zarflar soru çözümünü yapacağız. Evet, gelişmelerden, yeni videolardan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyor ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi durum bakımından niteleyen bir zarf kullanılmıştır? Arkadaşlar, durum bakımından niteleyen zarfların bulunması için eyleme nasıl sorusu sorulur. A. Uçaklardan sonra hızlı trenler de rağbet görüyor. Hızlı tren sıfat arkadaşlar. Rağbet görmek, yüklen burada herhangi bir durum yok. Yaylada soğuk soğuk sulardan soğuk soğuk su sıfat oldu. Eğer ki soğuk soğuk içmek buraya gelseydi zarf olurdu ama öyle bir durum söz konusu değil. Küçük çocuk sıfat annesinin elini bırakıp nasıl koşarak oyuncaklara gitti. Nasıl gitti? Koşarak gitti. Annesi elini bırakıp koşarak gitti. Beraber alabiliriz. Dolayısıyla cevap C şıkkı. Diğerlerini bir kontrol edelim. Metropollerde tuhaf tuhaf insanlar sıfat oldu. Kırıcı davranış. Burada davranış biraz daha kalıplaşmış olduğu için o da sıfat oldu. Yani davranma şeklinde olsaydı zarfa girebilirdik. Ama orada öyle bir durum söz konusu değil. Eliyoruz. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin miktarını, arkadaşlar eylemin miktarını bulmak için fiile biz ne kadar sorusu soracağız. Ne kadar sorusu. Seni görmeli çok zaman oldu. Çok zaman sıfat oldu burada. Çok kelimesi, belgesi sıfat. Bunlar önceki yıllara göre çok kolay soru. Şimdi kolay soru sıfat. Çok kolay miktar zarfı ama burada ne diyordu soruda? Eylemin miktarını dediği için arkadaşlar biz bunu alamayacağız. Yoksa burada miktar zarfı sıfatı derecelendirdi. Ama cevabımız o değil. Yeni aldığım mobilyalar eskisine göre çok pahalıydı. Pahalı sıfat olabilen bir kelime. Burada yine derecelendirdi. Miktar zarfı var ama eylem değil. Onu da eledik. Çok konuşarak burada belki düşebilirsiniz ama burada zarf fiil var. Eylem yok. Fiilimsi var. Fiilimsiyi niteledi, belirtti. Miktar zarfı ama eylem değil. Evet, yani bu soruda zannediyorum çok dikkat etmezseniz bazı arkadaşlarımız düşmüş olacaklar hataya. Karşısındaki bir an önce ikna etmek için çok uğraştı. Çok uğraştı. Ne kadar uğraştı? Miktar zarfı. O zaman ne oldu? Cevap E şıkkı oldu. Çünkü uğraşmak fiil. Evet, geçiyoruz bunu da. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfına yer verilmiştir? Günlerin hiç olmayan bir büyüsü olduğunu hatırla. Ha, şunu da söyleyeyim. Zaman zarfının sorusu neydi? Bir hatırlayalım. Ne zaman sorusu sorulacak? Fiile yükleme. Ne zaman sorusu sorduğumuzda herhangi bir şey yok. Gecenin en koyu olduğu zamanı bir müjde gibi hisset. Nasıl? Bir müjde gibi. Burada durum var. Gece zarfmış gibi düşünebilir ama gecenin olduğu isimleşiyor, isim tamlaması kuruyor. Oradan da bir şey çıkmaz. Günler büyükler için daha hızlı geçiyor. Şimdi geçiyor yüklem. Ne zaman geçiyor mu diyeceksiniz? Geçen ne mi? Eğer kararsız kalırsanız önce özneyi bulun. Bu soruda olduğu gibi. Önce özneyi bulun. Bu soruda olduğu gibi arkadaşlar. Geçen ne? Günler. İşte bu zaman zarfı değildir arkadaşlar. Burada artık isim olarak kullanılmış, öge olarak da öznedir. Onu da oradan elemiş oluyoruz. Şimdi deseydi sadece olurdu. Şimdinin çocukları isim tanrısı kurdu. Yine olmadı arkadaşlar. Benim söyleyecek sözlerim henüz bitmedi. Ne zaman bitmedi? Henüz bitmedi zarftır. Cevabımız E şıkkı. Burada size bir uyarım olsun. Yani diyelim ki atıyorum işte C'de cevabı buldunuz kendinizce. Ama E'ye de D'ye de şöyle bir göz atın. Hızlıca göz atın ama. Diğer türlü bir net bir nettir. Gider bir netten olmayasınız. Geçtik 3 Edirne. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?
Değerli arkadaşlar, burada şunu size bir kere daha hatırlatmam lazım. Durum zarfının sorusunu bir hatırlayalım. Nasıl sorusuydu? İşte bu bir soru zarfıdır. Zaman zarfının sorusu neydi? Ne zamandı? İşte bu bir soru zarfıdır. Miktar zarfının sorusu neydi? Ne kadar sorusu? İşte bu bir soru zarfıdır. Buna ilave olarak sebep soranlar da soru zarfıdır arkadaşlar. Mesela bir şeylerin, yapılan bir şeylerin ya da yapılmayan bir şeylerin sebebini sorun. Niçin gelmedin? Niçin? Niye sordun? Niye? Neden yardım etmedin? Neden? Ne bakıp duruyorsun? Niye anlamında ne? İşte bunlar da soru zarfı değerli arkadaşlar. Tabii fiil endeksli olması lazım. Yüklem endeksi, ona da dikkat edelim. Genel anlamda tabii. Bunca emeği bir çıpıda kim feda edebilir ki? Burada zamirdir. Ahmet, Mehmet işte birinin yerine sorulmuş ve ismin yerini tutuyorsa zamirdir. Geçiyoruz. Bize zarfı soruyor. Sizin buralarda aradığınız ev nasıl bir evdi? Yani evi bir an yüklem gibi algılayabilir. Hani yüklem algılarsınız, yüklem algılayıp da fiile dönüştürebilirsiniz, yanlış yaparsınız. İsimler de yüklem olur. Nasıl bir ev arkadaşlar? Sıfat oldu. Burada zarf değil, sıfat. Niye? Çünkü yüklem isim soyu bir kelime. O da gitti. Kelimelerin tükendiği yerde insan ne yapar? Hani bir sebep sormuyor. Şunu yapar, bunu yapar, bir iş yapar. İşin adını, yapılacak şeyin adını soruyor. O zaman yine burası ne oldu? Zamir oldu. Geleceğe ait planlarınızı ne zaman uygulayacaksınız? Evet, zamanı soruyor ve zaman zarfı cevabımız D şıkkı. Diğerine bakalım. Kimsenin niye ilgilenmediğini siz de mi bilmiyorsunuz? Ha, buraya takılabilirsiniz. Soru anlamı zarf da sağlanmıştır diyor. Evet, burası soru zarfı. Fakat arkadaşlar, temel cümle mi ile sağlanmış soru anlamı. Buna dikkat ediyorsunuz. Bu bir soru kalıbıdır. Niye ilgilenmediğini fiilimsinin sorusudur değerli arkadaşlar. Fiilimsinin sorusu. Dolayısıyla bizim için cevap olmuyor. Temel cümle mi ile sağlanmış. Kritik bir nokta. Buna dikkat edelim. Geçiyoruz. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yönünü belirten bir zarf? Yani yer yön zarfları. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Yer yön zarfları ek almaz. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi binaya yerleşmek isteyen herkes üst katlara. Yani burada herhangi bir şey yok. Sıfat var. Eledik. Aşağının ek almış olmaz arkadaşlar. Yer yön zarfları ek almazdı. Etrafı geniş açıdan görmek için yukarı çıkıyorlar. İşte yukarı ek almamış ve yer yön zarfıdır. Cevap C şıkkı. Diğerlerini bir kontrol edelim. Dış cephenin yalıtımlı olması önemli bir avantaj. Dış cephe sıfat, herhangi bir şey yok. İçerideki insanlar sıfat, içeri kelimesi ek almış. Zaten cevabımız C şıkkıydı. Geldik 6. sorumuza. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Evet, biraz sizi uğraştırabilir. O zaman A keçileri satar dedi. Ne zaman? O zaman zaman zarfı. Şimdi zaman zarfı saatlerce dolaşıyor. Ne kadar dolaşıyor? Saatlerce dolaşıyor. Miktar zarfı. Geri dönmeden yer yön zarfı. İleri geri yer yön zarfı. Bunu eledik. Baharda dört parmak yine bu zaman zarfı. Şimdi neye odaklanacağız? Soru zarfı ve durum zarfı var mı? Yani sırf soruyu arasanız bile var ya da yok diyebilirsiniz. Ya da durumu ararsınız. Artık iş biraz daha kolaylaştı. Şimdi nasıl kemirmek? Çıtır çıtır kemirmek. İşte bu bir durum zarfı. O da gitti. Cevap Bursa kaldı. Soru zarfı yok. Evet, belgesiz sıfatlar vesaire var. Sararlık mesela, bu da durum zarfına örnektir. Altı Bursa. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizgili sözcük zarftır? Nasıldı dün akşam vizyona giren yeni film? Nasıldı direkt yüklem oldu ve isim oldu. Bunu eledik. Yani şöyle söyleyelim. Yani burada eylemi, yüklemi vesaire belirten bir durum yok. Bizzat kendisi var. Bizzat kendisi var.
Geçiyoruz. B şıkkında ne var? Kim razı oldu? Şimdi zarf değil. İşte Ahmet, Mehmet, insanlar. Yine burada da zamir oldu. Gitti. İçeriye ek aldı. Ek alırsa olmaz. O da gitti. Yavaşça yer değil bu. Yavaşça oturan. İşte nasıl oturuyor? Yavaşça durum zarfı. Cevabımız C, şey D şıkkı olacak. İyi niyet ne var? Sıfat. Evet, bunu da elemiş olduk. D şıkkı cevap. Geldik 8. sorumuza. Yine uğraştırabilecek bir soru ama dikkat ettiğinizde yaparsınız. Sadece dikkat etmeniz önemli. Hangisi söylenemez? Birinci cümlede miktar zarfı, evet, sıfatı derecelendirmiş. O iki aşamalı. ÖSYM bu tarzları çok seviyor. ÖSYM'nin sevdiği tarzlar bunlar. Bakalım. Şimdi. Heykeller nedeniyle Tanrıların Dağı diye de adlandırılan Nemrut'un pek çok noktası, çok nokta, sıfat, pek çok, işte onu derecelendirmiş. Burası derece. Biri eledik. İkinci cümlede zaman zarfı var. Tamamen insan eliyle yapılmış olan höyüklerde ve mezarlarda neler olabileceği konusu halası, hala. Evet, o da zaman belirtiyor. Üçüncü cümlede soru zarfına yer verilmiştir. Ancak bu dağı ve dağdaki eserleri en ilginç yapan nokta, bugünün teknolojisi dahi ulaşılamayan bu eserlerin o zamanın teknolojisiyle oraya nasıl getirildiğinin bilinmemesi. Şimdi soru zarfı var mı? Fiilimsinin soru zarfı arkadaşlar. Nasıl getirildiği ama zarf. Şimdi biz ögeleri bulmuyoruz değerli arkadaşlar. Sözcük türlerini anlatıyoruz. Yoksa öge olarak söz konusu değil. Bu yan cümlenin fiilimsinin soru zarfıdır. Burası fiilimsidir. Dolayısıyla bu da ne oluyor? Soru zarfına yer verilmiştir. Yan cümlenin soru zarfı. Evet, o zaman bunu da kabul ediyoruz. Soru zarfı, temel cümleyle ilgili falan bir şey değil. Dördüncü cümlede ne varmış? Farklı türe zarflar bir arada. En mantıklı yöntem, mantıklı yöntem sıfat, en onu derecelendirdi, var. Yöntem olarak erek arak zarftır, zarf değildir. O da elenmiş oldu. Geriye ne kaldı? En şıkkı soru ve zaman zarfı bulunmaktadır. Şimdi bunun o zamanki teknoloji, burası sıfat olduğu zaman anlamı çeldirebilir. Nasıl yapılmış olabileceği, bu da soru zarfı. Evet, tamam, soru zarfı olabileceği kesinleşmiş değil. Burada zaman zarfı yok. Cevap Edirne. Geldik 9. sorumuza. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı farklı türden bir sözcüğü derecelendirmiştir? Az önce söylemiştik. Bir daha okuyalım. Önemli bir not. Genelde öğrencilerin yanlış yaptığı bir yer burası. Miktar zarfları derece yönüyle fiilleri niteleyebileceği gibi sıfatları ve diğer zarfları da niteler ya da derecelendirir diyebiliriz. A şıkkına bakalım. Uzun arayışlar sonucunda çok iyi bir yer, iyi bir yer sıfat, çok iyi sıfatı derecelendirdi. Tamam. Yani bunu belirtmiş olduk. Bakalım diğerine. Özverili çalışınca çocuklar konuyu pek çabuk kavradı. Kavramak fiil. Çabuk kavramakta ne oldu arkadaşlar? Zarf oldu. Pek çabuk zarfı derecelendirdi. İşte ikisinden sonra gelecek şık cevabı belli edecek. Gelişmeleri takip etmek için daha çok uğraşmalıyız. Çok uğraşmalıyız. Zarf, miktar zarfı daha çok zarfı derecelendirdi. O zaman ne oluyor? Bunlar aynı olursa cevap kendini belli etti. Ama biz diğerlerini bir kontrol edelim. Artık geç kalırsanız sizi daha fazla bekleyemem. Fazla bekleyemem zarf daha zarfı derecelendirdi. Verilen görevleri epeyce hızlı bitirmişsiniz. Hızlı zarf. Ne kadar hızlı? Epeyce hızlı zarf zarfı derecelendirdi. Cevabımız Adana. Geldik 10. sorumuza. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde herhangi bir zarf yoktur? Günümüzde, ne zaman? Günümüzde zarf, pek çok, burası zarf. Çünkü az önce söyledik, çok hayvan sıfat, o da onu derecelendirdi. Özellikle balina türleri de
En çok merak edilen zarf, en onu derecelendirdi. Özellikle iyi de tabii edatla beraber zarf alabiliriz ama ona ihtiyaç kalmadı. A ve B gitti. Şu anda çok sayıda balina çeşitleri bulunmakta. Ne zaman? Şu an. O da zarf. Omurgalı hayvanlardan olan balinalar, memeli hayvanlar bu buna girmektedir. Burada herhangi bir zarf görülmedi, gözükmedi. Dursun. Onların en tehlikeli türleri, tehlikeli tür sıfat, en kelimesi sıfatı derecelendirdiği için miktar zarfıdır. Evet. Öldürüp yer, burada zarf fiil olduğu için yine buna zarf diyebiliriz. Burada da var. O zaman cevap Denizli. Geldik 11. sorumuza. Bu dizilerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebilir? Evet, dikkat edelim. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle, çarpsan kara sevdayı en azından 100.000'le, nasıl bağlandığımı anlarsın kemen dinle. Evet, güzel bir şiir. Yavuz Bülent Bakiler'in bir şiiriydi. Şimdi zaman anlamı taşıyan birden fazla sözcük var mı? Bir gün sonra, evet bunu söyleyebiliriz. Soru sözcüğü zarf değildir demiş. Nasıl bağlandığını fiilimsi. Evet. Ama bu zarf arkadaşlar. Fiilimsi bu. Yani zarf değildir diyemeyiz. Bir dakika, söylenemez deseydi onu alacaktık. Üstünlük zarfına yer verilmiş mi? En kelimesi. Daha kelimesi. Bunlar hani üstünlük zarfı olabilen kelimelerdir. En kelimesi burada üstünlük zarfıdır. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. O zaman ne olacak? 1 ve 3 söylenebilir. Cevap ne oluyor? Edirne. Yani dikkat edin, söylenemez diye odaklanmayın. Yani orayı iyi anlamak lazım. Son kelimeyi özellikle. Evet, geldik yine son sorumuza. Bu cümlede kaç zarf vardır? Tabii ÖSYM'nin böyle bir sorusu yok. Bu bir antrenman sorusu arkadaşlar. Yani sınav modunda mesela az öncekiler, diğerleri güzel. Bu ise egzersiz sorusu gibi algılayın. Bu cümlede kaç zarf kullanılmıştır? Bugünü mesela, bunun zarf olmadığını soruyoruz burada. Bugünü. İsimleşmiş bu. İyi değerlendiremeyen fiilimsi nitelediği için zarftır. Başarıya aç insanlar yarın, ne zaman yarın, nasıl başarılı olmak, bileşik fiil, nasıl, hiç öngöremez, miktar zarfı. Ne oldu arkadaşlar? Dört tane zarfımız var. Evet. Değerli arkadaşlar, yorum yapabilirsiniz. Beğenilerinize, paylaşımlarınızı bize destek olabilirsiniz. Bir başka soru çözümünde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar, başarılar.